Merhabalar arkadaşlar. Bugün 2 ay önce yaptığımız çok kötü bir öfleden çevirmiştim. Videosunu çekmiş miydim hatırlamıyorum ama çekmiştim. Çekmiştim değil mi? Müşterim hatırlıyor. Çekmişim. Evet. Videosunu yapmışım. Kötü bir öfleden çok güzel böyle bir sarıya geçmiştik. 2 ay sonunda gördüğünüz gibi renk hala tertemiz ve güzel. Hep şey diyorlar. Yani gerçi onu çok da kale almıyorum. 43 bin takipçiden bir iki tane illa hiçbir şey beceremeyip ona buna çamur atan tipler çıkıyor. İşte o saç bir gün sonra, üç gün sonra ne olacak? İşte ben tahmin edebiliyorum. Tupturunca olacak falan. Gördüğünüz gibi diğer bayram öncesiydi. Müşterim şehir dışından geliyor. Bu bayram öncesine kadar gayet iyi idare etmiş. Tiplerimiz çıkmış. Bu normal bir durum zaten. Saçımız uzadığı için. Onun dışında rengimizi görüyorsunuz. Yıpranıklık verseniz onu da görüyorsunuz. Pırıl pırıl saçlarımız. Hiçbir şey yok. Bunu aslında böyle şey düşündüm. Ara ara gelen, tekrarına gelen saçları size çekmeyi düşündüm. Ama unutuyorum, fırsat olmuyor. Yoğun bir çalışma temposuyla gidiyoruz. Özellikle bunu size göstermek istedim. Şimdi ne yapıyoruz? Bazılarınız soruyor, diyor ki bu saçın devamında ne olacak? Mesela müşterim bu kadar beklemek istemezse, şimdi kendi İstanbul'da yaşadığı için mecburen buraya gelmeyi bekledi. Arada dip boya yapabilirsiniz. Onu da böyle 8-0-8-1 gibi tonlarla yapabilirsiniz. Dip boya belli bir aşamaya geldiğinde çok uzamasını da ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü o aradaki rengi açmak, bağlantıyı kurmak çok zor oluyor arkadaşlar. Yani 1,5-2 ayda dip açıp hafif derinlik, yine bugün yapacağım gibi yaparsanız öyle devam edebilirsiniz. Diyelim müşteri diyor ki abi ben artık sıkıldım bir yerde. Ben artık açtırmak istemiyorum diyor. O zaman birkaç dip boya gidersiniz eğer beyazı yoğunsa. Beyazı yoğun değilse dip boyaya bile gerek yok bence. Ondan sonra face light diyorum. Air touch ya da böyle ince paketlerle falan farklı geçişler verebilirsiniz. Bu artık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Biz şimdi saçımızı açacağız. Dibini çok koyutmadan dibine yine bir geçiş boyası vereceğim. Geçiş boyası olduğunda müşterinin her gün makyaj yapıp kendine şey yapmasına gerek kalmıyor. Yani solgun bir yüzü olmuyor. Ne oluyor? Dipte böyle bir kendi saçından çıkmış da dip koyuluğu varmış gibi bir görüntü olduğu için müşteri şey olmuyor, rahatsızlık duymuyor yani o saçtan. Ama direkt dümdüz sarı yaptığımızda mutlaka makyaj yapmak zorunda, fönünü çekmek zorunda, bakımlı olmak zorunda yani. Hani bir topladığında da böyle yüzü çok solgun ve renksiz olur. Dip boyası olmadığında bunlar oluyor. Şimdi açıyoruz saçımızı öncelikle. Açıcım arkadaşlar haşmeloğlu yapıyorum. Çünkü haşmeloğlu saç derisini yakmıyor. Müşteri ızdırap çekmiyor. Çok yumuşak ve güzel. Hatta mis gibi gül kokuyor, öyle söyleyeyim. Bunu beğendiğim için söylüyorum. Yoksa firmanın bana ekstra yaptığı bir şey yok. Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Çünkü bir şeyin karşılığında bunları ben size söylemiyorum. Kullanıp memnun olduğum için söylüyorum. Saç dibi için özel üretilmiş. Mis gibi kokuyor. Tozumuyor, kabarmıyor. Benim için çok önemli bir açıcının tozumaması. Çünkü ciğerlerimizde mikro biz görmesek de o tozlar kaçıyor. Sonrası Allah korusun biliyoruz sonunu. Şimdi haşmeloğlu dip açmayı yapacağım. Hem müşterimin kafa derisi yanmayacak, tahrip olmayacak. 30 volümle hazırlıyorum açıcımı da arkadaşlar. Bu arada o kadar dağınım ki artık kusuruna bakmayın. Dünden beri perişanız yani, koşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben önden boya sürer gibi başlayacağım. Normalde ne yapıyorum? Hep enseden başlıyorum. Ama bu açıcım yumuşak. Çok hızlı gidip çok tahribat vermediği için. Bir de hızlı süreceğim için dip boya gibi. Hızlı bir şey süreceğim için önden başlıyorum. Önlerde turunculuk olsun istemiyorum. Yine de tereddütünüz varsa, eliniz çok hızlı değilse enseden başlayın. Atıyorum bu kısım açıldığında akıtın. Öbür tarafı bekleme şansınız olsun. Ama ben şimdi hemen hemen, yani arada belki 5-10 dakika fark olacak. Onun için önden başlayacağım, arkaya geleceğim. Burada da şeye dikkat edin, onu da söyleyeyim. Şimdi daha önce açıp koyulttuğumuz noktalar var ya, buraya sürün, burayı hafif püskürtün. Yani direkt buraya sürdüğünüz yoğunluğu bu şu sarımtırak koyu yerlere sürmeyin. Çünkü burası daha önce bir açılma gördüğü için bu sefer yıpranır. Şimdi arkadaşlar ben aşağı kadar indim. Geri gelirken de böyle hafif baktım şeyleri kalmasın diye. Fark ettiyseniz yine çok yaklaşmadım. Yani bunlar çünkü hemen orada lavaboda bile taradığınızda açılacak yerler. Daha önce açılıp boyanan yerler. Komple bu şekilde sürdüm. Şimdi bazılarınız süre soruyor. Dibe tam sıfır inmediğim noktalar var. Birazdan kontrol edeceğim. Ben arkadaşlar süreyle çalışmıyorum. Çünkü bakıyorum, hani görmek istediğim rengi gördüğümde saçı yıkıyorum. Yani zaten açıcınız iyi olduğunda o süre çok uzun olmuyor.
Şöyle göstereyim. Bakın çok kısa sürede zaten temiz bir renge geçmeye başladı. Ama ne yapacağız? Bu kirli sarı değil de mutlaka sıyırıp bakın. Çünkü bu yanıltıcıdır üstünde açıcı varken. Çünkü ona beyaz ya da şey bir renk verir. Şöyle şişlenen sırtıyla sıyırıp bakın. Oradaki pis kirli sarı gittiğinde saçı yıkıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar saçımızı işte kontrol ettik. Bir daha baktım. Diplere geçtim. Ama çok sıcak havalarda şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu çok önemli bir püf noktası. Saçı ara ara havalandırın. Çünkü ne yapıyoruz? Saçı kapatıyoruz ya. Burada yanma olayını yaşayabilirsiniz. Hiç anlamazsınız. Bakarsınız her yer normal. Buradaki alanda yanma, kopma olabilir. O yüzden ara ara gelin. Şöyle bakın. Saçı kaldırın. Kontrol edin. Hem de hava alsın. Şu an bizim ısınmamız hiçbir şeyimiz yok. Ama bu aklıma gelmişken bunu size söylemek istedim. Arkadaşlar şimdi ne kadar oldu? Biz kahvemizi içtik. Şöyle göstereyim. Böyle kontrol ederseniz bembeyaz. Ama şöyle sıyırdığınızda turunculuk varsa görürsünüz. Şimdi ne yapıyorum? Bu sarılık iyi çünkü dip derinlik vereceğim. Daha açabilir miyim? Açarım ama açmıyorum. Neden? Bir dahaki açma işleminde burayı bağ nokta olarak kullanacağım. Yani buraya açıcı geldiğinde altı dayanıklı bir saç olacağı için, sağlıklı bir saç olacağı için yanma kopma olmayacak. O yüzden bu kadar açmam yeterli. Şöyle düşünün, daha önceki bağ noktası gibi düşünün. Şöyle. Bu ayar iyi. Şimdi birazdan saçımızı yıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar müşterimizin getirdim lavaboya. Ne yaptım? Uçlar tabii ilk açıyorsun, ayrıştırıyorsun falan filan. Güzel rengini en açıklığına getiriyorsun ama yıpranmasın diye de bir noktada tutuyorsun ya. O sıcak sarılığı var. Şimdi ne yaptım? Islatıp o açıcıyı ıslak saçın ucuna taradım. Hem yormayacak ama ne olacak? Üstteki sarıyı biraz daha açacak. Daha temiz bir renge geçecek. Özellikle böyle büyük değişimlerde, hani röfteden geçişlerde, turuncu saçlardan, yıpranıklarda ikinci ve üçüncüde gerçekten saç çok daha güzel olur. İlkinde zorlarsanız saçı yıpratıp yorabilirsiniz. O yüzden ben müşteriye izah ederim. Gördüğünüz gibi bakın saç diplerinde şeyler, saçlar gayet sağlıklı. Neden buralara taşmadığını görüyorsunuz. Çünkü eklem yerlerinde bu sefer zayıflık meydana gelir. Onların olmaması için sürerken ne yapıyordum? Püskürterek sürüyordum. Tam getirmiyordum. Gördüğünüz gibi saça hiçbir şekilde zarar vermeden açılımı yaptık. Buranın çok az boy olması hiç önemli değil. Çünkü dip derinlik boyası yapacağız. O boyayı da burada ıslayıp yine bu şekilde çekip cilay gibi kullanacağız. Şimdi arkadaşlar dip boyamı hazırlayacağım. 8-0, 8-1, 8-11. Neden 8-11'i direkt sıkmıyorum? Çünkü çok da böyle küllü dursun istemiyorum. Hani biraz daha bu onu yumuşatıyor. Mesela 20 gram, 20 gram, 10 gram gibi kullanacağım. 10 volümle hazırlayacağım. Şöyle göstereyim. Dip boyamız da bu olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar müşterimiz yarım saat bekledi. Saçın boyasını %70 kadarını akıttık. %30 kadar, %40 kadar bıraktık. Güzelce şöyle taradık, maske yaptık. Bir 10 dakika tutacağız. Hem uçları yenilenmiş olacak, cila gibi olacak, dip ve uç uyumu olacak. Sonra durulayacağız ve final. Evet arkadaşlar, saçımızın finali şöyle size çekeyim. Dibine aslında koyu gibi görünen, sahte koyu diyorum buna. Açık bir ton uyguladık. Boyalarımı gösterdim biliyorsunuz. Size gösterdiğimin dışında hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Bir şey eklesem bile söylüyorum. Hani acaba bunun içine başka bir şey mi karıştırdı diye düşünmeyin. Ama şöyle, benim boyalarım biraz açık çıkıyor. Yumuşak bir boya. Ne yaparsınız? Sizin kullandığınız boya sert çıkıyorsa, ben hani 8-1, 8-11, 8-0 kullandım ya. Siz bunu 9 ve 9-1 ile yapabilirsiniz. İçine azıcık 8-1 atabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin boyanızın çıkışıyla alakalı bir şey. Şimdi bu tür şeylerde de ne oluyor? Şimdi güzelce açıyoruz. Hafif püskürtüyoruz. Gösterdim, buraları da biraz açtırdık. Şöyle, siz genel olarak baktığınızda uç hafif koyu gibi duruyor bir tık daha. Bu normal bir şey çünkü buradaki birleşme noktalarındaki hafif açıklık, bu dipteki saçı taradığımızda dipteki yoğun küllü boya buraya hafif daha küllü yapıyor. Şu kısım biraz daha açık gibi görünüyor ama bunun bir ya da iki yıkama ömrü var. Ondan sonra saçın tamamı buraya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bir ara biri bana sarmıştı. Hep mazeretiniz var diye. Bu mazeret değil arkadaşlar. 32 yıldır bu işin içindeyim. Mazeret değil, her şeyin bir gerçeği var. Bir şey olurken bir yoldan geçer, bir aşamadan geçer. Bu o aşamalardan biridir. Müşterimiz geçen geldiğinde böyle gıpgriydi saçı.
Çok ılımlı, uyumlu birisi kendisi. Biz ona dedik ki bu grilik kalmayacak. Olsun dedi, ben böyle de sevdim dedi. Gerçekten dedi, siz söylediğiniz gibi birkaç çıkımı sonra griliğim gitti. Saçım çok güzel bir renk oldu dedi ve 2 aydır da rahat kullanmış. Şimdi biz ona bir öneride de bulunduk. Dedik ki bizim silver bir şampuanımız var. Biz bir de her şeyi deniyoruz arkadaşlar. Mesela ben genelde Insight'ın silver'ını öneriyordum. Mor şampuan dediğiniz, ama bazıları mor şampuan değil, silver gümüştür. Hani saçı daha gümüş rengine benzetir. Insight'inkini veriyordum. Sonra X-Pro Harmony'yi açtım. Dükkanda denedim. Çok beğendim. Mesela şu rengi onunla bir kere yıkayın. Böyle platinimsi, beyazımsı bir renk görüyorsunuz. Onun için müşterimize biz o şampuanı da vereceğiz. Bunu haftada bir, 10 günde bir, ne zaman saçında sıcaklık hissettiyse, ki bundan öte sıcak olmayacak çünkü altı temiz açıldı. Bu şampuanı yaptığında şurada hani gri beyaz gibi yerde gördüğünüz rengi yakalayacak her yaptığında.